Merhaba arkadaşlar, ben Ümit Kirenci. YouTube benim inceleme anlamında en çok kullandığım platformlardan biri. O yüzden ben de genel anlamda ekosisteme fayda sağlamak için aldığım her ürünü inceleyip YouTube'da yayınlıyorum. Kullanıcı deneyimi kısmı benim için çok önemli. O yüzden ben de teknoloji kanallarından çok birinin alıp paylaştığı videoları daha çok izliyorum. Bir de benim özellikle bu videoda vurgulamak istediğim, yani atalarımızdan gelen, bir de annemin çok sık kullandığı "ucuzun var illeti, pahalının var lezzeti" atasözünü aslında bir örnek olacak bir şey anlatacağım. Birkaç örnek anlatacağım. Bu benim daha önce aldığım, yani şu an 100 ile 150 lira arası satılan bir klavye mouse seti. Bunu ben ucuz diye aldım. Yani dizüstü bilgisayarın yanında hani bana yardımcı olsun, bilgisayara uzanmayayım diye. Bunun kendi standı var. O standta duruyor. Ben klavyeden yazıyorum. Ucuz diye aldım yani. Çok ucuzdu. Carrefour satıyordu hatta. Carrefour'dan aldım. Ya ilk bir ay falan iyiydi yani. Bir ay, iki ay da. Ya yani ondan sonra hiç, yani pek memnun kalmadım yani. Tuşlar sertleşti. Kimi tuş basıyor, basmıyor. Bir de tabii bu ne kadar kullandığınızla da alakalı ama sadece www, yani bir iki web sitesinde bir şey yazıyorsan belki evet idare edebilir ama bu klavyeyi gerçekten kullanmaya başladın. Yani atıyorum rapor yazacaksın, mail yazacaksın veya bir yere şifre giriyorsun, tuş basmamış. Yani biraz sıkıntı oldu. Ben de iyice şey yapmaya başladım, rahatsız olmaya başladım. Dedim ki hani klavyeyi değiştireyim, iyi bir şey alacağım. Çünkü yine aslında bunu tecrübe ettim ben. Yani ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye kendime bir şey edinmiştim, felsefe edinmiştim ama o zaman aldık işte. Yani ucuz da böyle bir şey. Adamı çekiyor. Yani 50 lira 100 liraya gördüğün şeyi alıp alırım çöpe atarım diyorsun ama o kadar çok birikiyor ki bu 50 lira 100 liralar. Aslında başından düzgün böyle hakkını verip, yani hakkını, parayı ödeyip işin içinden çıkmak lazım. Sonra bunu aldık arkadaşlar. HP Pavilion Wireless Keyboard and Mouse 800 diye bir model. Burada birlikte açacağız. İlk defa açıyorum ben de. Çok daha ince bir gövdeye sahip. Burada hani konfor amaçlı dizayn edildiği yazıyor. Onun haricinde sessizlikle alakalı bir uyarı görmedim ama sessizliğini merak ediyorum açıkçası, ne kadar sessiz. İnce bir klavye yani, güzel. Bakalım. Şimdi hep beraber bir açalım. Aldığımız model HP Pavilion Wireless Keyboard and Mouse 800 paketi. Hep birlikte bir açalım. Bir de şöyle bir sıkıntı var bu ara arkadaşlar. Yani ürün bulmakta zorlanıyorsunuz. Yani alternatifi pek yok. Bizi uyarmıştı. Teknosa mıydı? İşte Teknosa ya da MediaMarkt'a bir yere gitmiştik. Birkaç ay önce çocuk uyarmıştı. Abi bir daha hani zor bulursun, yeni mal gelmiyor diye. Aklınızda bulunsun yani. Pek alternatifi de yok ürünlerin. Giderek azalıyor. Yani bu dolar kuru etkisinden midir, İthalat zorluğundan mıdır bilmiyorum ama bayağı inceymiş. Bayağı ince. Oo. Bakar mısın şuna? Biraz ağır ama şey yani. Bundan ağır. Evet, ağır. Kesinlikle bundan ağır. Ya şu farka bak. Çok daha kompakt. İnce. Paketinden çıkaralım. Bu çok farklı ya. Bak hani dediğim ya, thrust rigid değil. Bunda öyle bir şey yok. Yani bu blok yani. Yine esniyor aslında böyle. Tabii ben güçlü büktüğüm için öyle ama rigid. Bu lambur lumbur oynuyor yani. Lambur lumbur oynuyor. Burası pil yeri. Güzel. Bakalım şöyle bir kaldırayım. Şöyle bir hissiyata bakayım. Biraz yaklaşsana sese bakalım. Bir de şuna ya. Traktör. Bu traktör. Bu yeni nesil benzinli otomobil. Bu güzel. Tamam. Başka neler var? Kullanma kılavuzu. Mouse nerede? Mouse çok şey yapmadım ya ilk izlenim. Yani biraz şey geldi. Şuraları çok keskin. Kenarları. Bayağı keskin. Bakar mısın? Şu keskinliğe bak. Ya bayağı keskin. Şey böyle. Böyle bastırsam şey yani.
Ya bir çocuğa mesela şöyle çarpsa acıtır yani çünkü. Orta tuş. Benim için modellemede orta tuş çok önemli. Onun hissiyatı çok önemli. Biraz şey geldi ama. Geniş sanki biraz. Evet, çok daha yatık. Şimdi ergonomik desem yani kolum böyle bükülmüyor. Normalde şöyle olduğu zaman sıkıntı oluyor. Daha iyi basık. Bir, şöyle bir devam edelim. Başka bir şey çıkmayacak herhalde. Pil çıktı içinden. Energizer. 2 tane, 2, 2, 4 tane pil çıkıyor. Bu mouse'a çiftli mi takacağız acaba? He, alıcı burada. Alıcısı da burada. Tamam. Çıkarıyorum etiketini. Çıkarma dursun. Yani durabilir de evet. Çünkü çıkaramayacağım. O başka kadar şey da ki. Var. Sıfıra ha. Sıfır yapmış. Bizim başka da var ya. Yüzden. Aa, evet karışmaz. Doğru diyorsun. Evet, 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 evet. Tamam. Çok doğru. Bak benim en çok istediğim şeylerden biri oydu. Bak bastığım zaman şu klavye oynamıyor. Bak set olmasına rağmen altında. Bir de şuna bak. Ya buna basıyorsun. Gövdesi ayrı oynuyor. Burası başka oynuyor. Burası başka oynuyor. Aradığım özelliklerden biri bu rigidliğiydi. Bu gerçekten kesinlikle öyle bak. Bunda da aynı seti yapıyorum. Bana hissettirmiyor yani şey olarak. Şunları bir açalım hemen. Ama genel anlamda bu kadar. İncelemesi aslında başka ne söyleyebilirim? Gayet sessiz. Çok kompakt. Ağır. Rigid bir gövdesi var. Kesinlikle rigid. Böyle küçük setlerden etkilenmiyor. Ya da siz basarken onu size hissettirmiyor. Bu lambur lumbur oynuyor yani diğer klavye. Eminim de tuşları basıyordur. Ya yani bu bendeki gibi değil. Bir tuş basıyor, bir tuş basmamazlık yapmıyordur. Tamam. İki tane pil alıyor. Yanlış taktım galiba. Tamam. Basit bir dizayn ama on off tuşu var mı onu merak ettim. Klavyede on off yok. Mouse da var şurada. Şimdi mouse'u nasıl açacağız? Orada bir şey gördüm ama şu kapak çıkıyor. Ha çok kolay. Burada da USB alıcıyı koyma yeri var. Nereye koydum? USB alıcıyı şuraya koyabiliyorsunuz. Gayet güzel. Tamam. İki pilliymiş. Biraz ağır olur böyle ama mouse dur bakayım nasıl olacak. Çok hafifti geldi. Ben hafif olmasını istiyorum. Böyle iki tane pille nasıl olacak acaba? Şöyle takayım. Çok şey bayağı basit yani. Tamam şunu aldık. Eskisini söküyorum. Hadi güle güle Trust. Öyle diyelim. Bu zamana kadarki hizmetler için teşekkür ederiz. Taktım. Wireless. Tanıdığı ürünü zaten. Kapağı bir tek. Evet, şimdi mouse biraz ağırlaştı. İki tane pil koyunca. Şu etiketi sökelim. Bakalım ses alacak mı telefon merak ediyorum. İlk incelememizi çektiğimde bayağı tepki almış. Katılıyor musun? Ne biçim kamera bu? Böyle ses yok, bir şey yok. Şöyle. Yani hep iPhone'un etiketini mi, Apple'ın etiketini mi açacağız? Şöyle. Ama Pione Black çok güzel. İz yapacak mı tabii o sıkıntı ama temizlik sıkıntısı olabilir. Mouse'u merak ettim ama bayağı yatık bir mouse. Şuraları bir toplayayım hemen. Çok ince bunun yanında. Elimin altı boş gibi. Tuş hissiyatı çok iyi. El de küçük biraz. O ona alışmam lazım. Benim notebook'taki de büyüktü. Yani şu an mouse'u görmedi ama yani kapalı galiba. Açmamışım. Ha, güzel beyaz bir ışık yanıyor burada. Belli oluyor mu? Hı hı. Açık olduğu zaman altta çok güzel tatlı bir beyaz ışık yanıyor. Bakalım. Evet şu an geldi. Tuşlar biraz sert. Şey yani böyle basıyorsun yani. Bu mesela çok yumuşaktı. Ya da el alışkanlığı artık. Başlangıçta böyle ama şöyle. Şöyle. Yani tamam. Tamam. Bir hemen hızlıca yazayım. Şöyle sese bakalım bir daha. Word'u da açabiliriz. Şöyle zoom yapayım biraz. Merhaba dünyalı.
Şey güzel ama hissiyatı güzel. Şey de var. Onu bu. Ha evet. Hiçbir yazılım yüklemeye gerek kalmadan şeyler otomatik çalıştı. Ha, bu şu açıdan kötü oldu ama. Ben F2, F3, F4'ü kısa yol çok kullanırım. Programları atamıştım. Ama şu an default olarak şey çalışıyor bunda. Yani F2'ye basmam için Shift F2, şey Fn F2 yapmam lazım. Ama şu an kendiliğinden şey açık. Kısa yollar açık. Bunu nasıl kapatırım bilmiyorum. Ben mesela bunu kapatmam lazım. Böyle olsun istemiyorum ben. Tam tersi olsun istiyorum. F1, F2 yani o kısa yolları daha çok kullanıyorum. Multimedya tuşlarını kullanmak istemezdim. Bunu bir değiştirmenin yolunu arayacağım. Umarım vardır. Onun haricinde bildirim şeyi var, kısa yolu var. Güzel. Ya bu yeni nesil Windows'a için veya yeni nesil. Bu masa üstünü göster. Çok güzel. Bunları ilk defa görüyorum ben. Bilmiyordum olduğunu. Bir de kitle tuşu var. Bu da çok güzel. Ama masa üstünü göstere bayıldım. Bildirime de bayıldım. Şu iki kısa yol çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bakar mısın? Ben hoşuma gitti. Çok da sevdim. Ve hesap makinesi hemen açılıyor. Mouse biraz sert geldi ama alışırım diye düşünüyorum. Yani elimin altında yok neredeyse mouse. Bu kadar arkadaşlar. Başka söyle uzatmanın manası yok. Klavye inceliyoruz. Klavye mouse. Dediğim gibi ucuz mal aldık ama başlangıçta hakikaten şey geliyor insanın hoşuna gidiyor da sonra giderek dert olmaya başlıyor size. İşin başından bunu ne kadar aldık Işılay? Fiyatı söylemedik. 500. 500 lira. Bundan 3 kat daha pahalı. Bu 150 lira şu an. Bu 500 lira. 3 kat daha pahalı. Ve şu an 150 lirayı ben çöpe attım. Yani istemiyorum yani. Ya birine veririm ya şey yaparım. Satarız ikinci el daha ucuza. Peki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olur almayı düşünenler için. Teşekkürler. Görüşmek üzere.